Merhaba. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gecedeyiz, gündeyiz. Albüm tarafında single. Evet. Biraz bahsedelim. Gezalim adında bir şarkı. Vallahi çok değerli oyuncu arkadaşım Halil İbrahim Ceyhan'ın imzasını taşıyor. Ben şarkıyı çok beğendim. Dinleyen herkes çok beğendi. Umarım siz de, izleyenleriniz de çok beğenecek. Öyle bir deniyorum. Kısmetse 19 Nisan Cuma günü tüm dijital platformda olacak. Öyle mi geliyoruz? Halil İbrahim Bey de hem sahnede hem televizyonda siz de sanki yarışıyor gibisiniz yani. Bunun vallahi maşallah. Estağfurullah. Çok benzer yönümüz var Halil Bey. Halil normal şartlarda işte emanet hissinde tanıştık onunla. Emanete ben kötü adam lazımdı. Ben geleyim mi dedim. Hemen aldılar sağ olsunlar. Çok severim kötü rollerde oynamayı. Halil'i dizide öldüren ama gerçek hayatta da çok iyi dostum olan bir şarkısıyla yeniden doğmuş olacağız inşallah. Zalim şarkısı niye anlatıyor? Sözleri nasıl yani? İsyan mı var? Yani aslına bakarsanız bunu daha çok Halil'e sormak lazım ama şunu söyleyebilirim. Yaşanmış buruk bir sevgiyi, bir ilişkiyi anlatıyor. Zaten bu sözlerin biraz günümüz dilinde anlatılacak olursa biraz arabesk tarafı da böyle. Biraz vefasızlığa ismi gibi bezalim vurgu yapan bir eser oldu. Single galiba, öyle mi? Single ama yine yazın çok güzel, popüler bir şarkımız var. Club'larda çalacak bir club şarkımız var. İnşallah onu da takdim edeceğiz. Yaz sezonu nasıl geçecek, konserler? Yurt dışından konser teklifleri alıyorum. Zaten ben bu işi yurt dışında da yapıyorum. Kısmetse Türkiye'nin birçok ilini ilçesini dolaşmayı ümit ediyoruz. Böyle bu konuda referansları olan dostlarımız var. Yurt dışını soracağız. Bir Rusya'da diziniz var. Devamı gelecek. Oradan biraz bahsedebilir misin? Rusya'daki savaş biterse inşallah. Evet, sizi etkiledi mi? Nasıl olur? Şöyle bir şey var. Şimdi benim Vostok Zapad, Doğu Batı denen bir dizide başrol oynadım orada. O dizide bir Türk doktoru canlandırıyordum. İki sezon başrol oynadım, 48 bölüm oynadım orada. Araya Ukrayna-Rusya savaşı girince biraz ara verdik. İnşallah savaşlar da sona ererse ben o diziye devam edeceğim 3. sezon. Nasıl bir, orada sürekli kalıyor muydunuz yoksa gidip gelip oradaki biraz yaşantınızdan bahsedelim, neler yapıyorsunuz? Oradaki yaşantım şu, Rusya'daki eğer yemeklerden bahsedeceksek adaptasyonum ben 3 ay boyunca orada kaldım. Borş çorbası çok güzel, size tavsiye ederim eğer giderseniz bir gün Rusya'ya. Koşulları da aslına bakarsanız kültürel olarak da çok uzak olmadığımız alanlar var. Orada da çok Türk yaşıyor. Çok yabancılık çekmedim açıkçası. Şimdi başka dizi, sinema, film projeleri var. Şimdi ben Emanet'te oynuyorum. Hala yayınlanıyor bu arada. Siccin serisini bilirsin. Siccin korku filmleri 3, 4, 6'da yer almıştım. Alper Mescin'in imzasıyla muhteşem bir bölüm geliyor. Siccin 7, 14 Haziran'da tüm sinemalarda olacak. Şimdi Emanet'te bir sorunlu bir karakter oynuyoruz. Siccin'de böyle bir kötü karakter. Ev hanımlarının nefret ettiği bir karakteri canlandırıyor. Neden özellikle sizi? Özellikle beyefendinin annesi hiç sevmiyormuş, onu öğrendim. Şimdi oynadığımız dizide biliyorsunuz kıymetli dostum Halil İbrahim Kırımlı'yı oynuyordu. Yaman Kırımlı diye sağlam bir karakteri oynuyordu. Dediler ki arkadaşla ilgili bir maruzatı olan bir kötünün oynaması gerekiyor dediler. Beni seçtiler sağ olsunlar. Çok iyi canlandırdığımı beyefendi de ifade etti. Evet. Annesi o yüzden benden nefret ediyormuş. Arkadaşı da çekerse niye nefret ettiğini şeyi soracağım aslında. Halil İbrahim Ceyhan'ı diziden ben gönderdim. Bitirdiniz evet. Yani dizide. Emekli ettiniz. Nasıl tepkiler aldın sosyal medyada? İbrahim Bey'i çok yani, fanları var diye biliyoruz sosyal medyada. Çok güzel sözlerle karşıladılar beni sağ olsun. Halil İbrahim'le olan dostluğumuz bazı şeyleri biraz sildi açıkçası. Çok ciddi taraftarı var çünkü Halil İbrahim'in. Ama onu emanetten alıp kirli sepetine pasladı kaynısıyla. İnşallah onu önü açık. Çok çok beğendiğim bir dostum arkadaşım var. Hala tepkiler geliyor mu buna rağmen? Yok iyi ki de... İyi ki de bayağı sıkıntılıydı. Yok iyi ki de gönderdim falan diyen var ama tabii ki tepkili olanların artık tepkisi bitti. Çünkü dostluğumuz bu şarkıyla da taşlanmış olacak zaten. Sürekli böyle kötü karakterler sinemada diyelim yani. Gelmesini siz istemiyorum diyor musunuz ya da ne yapalım? Bunu ya, hocam açıkçası bu bazı durumlar bizim ülkemize has. Bir karakteri oynuyorsanız ya hep o karakterle ilgili teklifler geliyor ya da bizim toplumumuz çok duygusal bağ kuruyor oyuncuyla. Dolayısıyla ben olayı böyle bakmıyorum. Yani Rusya'da oynadığım dizideki karakter çok iyi bir adamdı. Muhteşem Yüzyılda oynadığım karakter yine sert bir adamdı.
Ben hikayesi olan kötüleri daha çok seviyorum açıkçası. Çok iyi karton iyilerden. Bence kötü roller gelmeye devam edebilir. Sakıncası yok. Aynı zamanda eğitmensiniz diye biliyoruz değil mi? Aynı zamanda müzik hocasıyım ben. Türk Sanat Müziği sanatçısıyım. Her Renk Müzik Topluluğu diye bir topluluğum var. Onları eğitiyorum. Yanında konserim var. 18 Nisan'a tekabül ediyor. Peki sepetini izliyor musunuz? Oradaki oyunculuğu nasıl buluyorsunuz? Ben açıkçası Halil İbrahim için baktım. Yaman Kırımlı gibi sert bir adamdan sonra hakikaten oyunculuğunu bir dostu olarak takdir etmek haddim olmasa da çok beğendiğimi ifade etmek istiyorum. Çok güzel bir iş ama Halil'in kendini ifade etme biçimi ve hem müzikteki başarısı hem de ekrandaki duruşunu çok beğendim. Sürekli orada aşk yapıştırmaları oluyor oyuncu arkadaşıyla ilgili. Yani. Nasıl, özel hayatında nasıl birisi Halil? Ya Halil öyle, şöyle söyleyeyim, cana yakın bir dostumuz. Çok dürüst, çok düzgün bir adam. Çok iyi yetişmiş bir kardeşim. Dolayısıyla oradaki yakıştırmalar yapılacaktır çünkü yakışıklı adam. Bir önceki dizide biliyorsunuz başka karakterlerle ilgili de yakıştırmalar. Hala onların fanları bana yazıyor. Ne oldu Halil, yoksa onu aldattı mı falan. O kadar o kadar bağ kuruyorlar ki normal hayatta sanki diziden çıkıp aynı şeyi devam ettiriyoruz falan zannediyoruz. Yani. Yalnızım ben, yalnızım, onu seviyorum. Ondan aşağı fazlanız var diyebiliriz. Estağfurullah, estağfurullah. Yani ben ne yapıyorum? Genelde evde takılıyorum diye bağlıyorum. Abi ben özel hayatımı biraz kendime özel yaşıyorum. Çok fazla dışarı çıkmayı, gece hayatını sevmiyorum açık konuşmak gerekirse. Yıllarca sahneye çıkmış, şarkı söylemiş, yurt dışında da işler yapmış biri olarak ben evdeki huzuru seviyorum. Kendi dünyamı yaşıyorum açıkçası. Sonra bir dahaki şarkınız ne olacak? Yine Halil Bey'den mi yaşayacak bir şarkı? Bir dahaki şarkı, çok sevdiğim bir Türk sanat sanatçısı, abimin, baba gibi adam Zekai Tuncan'ın şarkısı. Ama onu biraz deforme ettim, club şarkısı yaptım. Şarkının adı Tanrım. Onun olmaya hakkım yok, sevda yolum taşla dolu, yok bugünün orta yolu Tanrım diye çok güzel bir şarkı. Efsane şimdi. Sen bilirsin abi, evet. Valide de bilir kesin. Yok başka yani soracak yani yeni albümümüz hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Biz de birazdan dinleyeceğiz ilk kez. Hayırlı olur inşallah. Beğeneceğinizi umuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Benim de hayranım yapacak.